Merhaba değerli Haber 61 izleyenleri. Deva Partisi 500'ü Belediye Başkan Adayı Ali Öztürk'le beraberiz. Efendim adaylarınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah hayırlı olur. Beşiktaş'ın da çok adaylı bir süreçte aday oldunuz. Öncelikle adaylık sürecinizi ve çalışmalarınızı özetler misiniz? Aynen öyle oldu. Biz Deva Partisi'nden ilk çıkan adaylardan biriyiz. Deva Partisi'nden 500 belediye başkan adaylığımızı ilk kamuoyuna açıklayan biziz. Projelerimizde ilk açıklayan biziz. Biz Beşiktaş'ın daha iyi konuma gelmesi için var gücümüzle çalışmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda da yani ben harita mühendisiyim, İTÜ mezunuyum. 28 yıl mesleki deneyimim var. 16 yılda bir fiil belediyede çalıştım İstanbul'da. Belediyeciliği biliriz. Biz belediyeciliği bilerek zaten bu yola çıktık. Hani benim mesleğim olmamış olsaydı inanın ben böyle belediye başkanlığı adaylığı sürecine girmezdim. Mesleğimiz olduğu için dinimizde bile var zaten liyakatlıya görev verilecek diye. İnşallah halkımız da teveccüh gösterir. Biz liyakat sahibi olduğumuzu, eğitimimizin yeterli olduğunu, Beşiktaş'a hizmet edebileceğimiz konusunda donanımlı olduğumuzu bilerek ortaya çıktık. Yaşımız genç, enerjimiz var. Neticede 7 gün yani sürekli çalışabilecek bir pozisyondayız. Beşiktaş'ımız gerçekten maalesef bu son zamanlarda biraz ivme kaybetti. Biraz geride kaldı. İnşallah biz bu aradaki farkı hızlıca kapatıp daha önlere, daha ilerlere gitmemiz gerekiyor. Bunun için de işi bilen birinin, genç birinin, bu işlerde hasbihal olmuş birinin belediye başkanı olmasını bekliyorum. İnşallah halkımız da bu konuda teveccüh gösterir, bizi o makama getirir. Biz de halkımız için olabildiğin hızla çalışmamızı sürdürürüz. 500 için yapılacak çok projemiz var. Özellikle gençlerimiz gençliğini yaşayamıyor, çocuklarımız çocukluğunu yaşayamıyor. Kadınlarımız özellikle sosyalleşemiyor, enerjisini boşaltacak bir alanları yok, nefes alacak bir durumda değiller. Biz onlar için sahilimizi nefes alınacak, işte halkımızın orada rahatça nefes alabildiği, gezebildiği, eğlenebildiği bir hale dönüştüreceğiz. Şu anda sahilimiz gerçekten çok kötü. En güzel sahil, Karadeniz en güzel sahil olmasına rağmen durumu en kötü olan sahillerden bir tanesi Beşiktaş sahili. Nasip olursa biz o Beşiktaş sahilini Beşiktaş'ımıza yakışır ışıl ışıl bir hale getireceğiz. Hatta öyle bir hale getireceğiz ki ana yoldan geçen araçların bile durup ihtiyaçlarını giderebileceği, hatta Beşiktaş'ına ciddi anlamda katkı sağlanabilen bir pozisyona getireceğiz. Çok projemiz var. Şu anda mesela örnek veriyorum, Beşiktaş'ında Vakfı Kebir'de sonlanan bir yürüyüş yolu var. Çamlık'ta sonlanıyor. Çamlık'tan sonra içler acısı bir durumla karşılaşıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse biz onu Çamlık'ta biten, Vakfı Kebir'in Çamlık'ta biten, Sındırımız'da biten o yürüyüş yolunu Dilektaşı'na kadar taşıyacağız. Orada yaşam alanı oluşturacağız. Sahilimizdeki şu anda bulunan asfalt fabrikası, toz ve duman saçan fabrikayı nasip olursa şehrin en güzel yerinden kaldıracağız. Zaten yerleşim alanının içerisinde olmaması gereken bir asfalt fabrikası neden oraya konulmuş bilemiyorum ama biz ilk yönetime gelir gelmez ilk icraatlarımızdan birisi de o olacak. Beşiktaş'ı imara açacağız. Beşiktaş gibi güzel, nadide bir yeri inşallah imara açacağız. Vardallı'yı imara açacağız. Nefsişarlı, bunda bahsettiğim mahalleler merkez mahalleler. Merkez mahalleleri düşün, imar yok. Buraları imar açacağız. Nefsişarlı'nın bir kısmı da imara kapalı. İmara açacağız. Ve Beşiktaş'ında böyle belediyecilik anlamında örnek olabilecek, şehirleşme anlamında örnek olabilecek bir örnek, bir proje haline dönüştüreceğiz. Mesela gençlerimiz için kapalı spor salonu, kapalı halı saha,
kapalı yüzme havuzu, içerisinde sauna, hamamın, spor aletlerinin bulunduğu bir tesis yapmayı planlıyoruz. Yine Beşikdüzü'ne yakışır bir, Beşikdüzü'ne simge olabilecek bir otel projemiz var. Biz Beşikdüzü'ne nasip olursa 12 ay turist getireceğiz. Getirdiğimiz 12 ay turist Beşikdüzü'nde konaklayabilecek, bütün ihtiyaçlarını Beşikdüzü'ne giderebilecek, Beşikdüzü'ndeki esnafımız ciddi anlamda gelir elde edecek, halkımız gelir elde edecek, Beşikdüzü gelir elde edecek. Yani biz bunları söylerken boşuna söylemiyoruz. Az önce ilk başta da söylediğim gibi, biz bu işin içinden gelen insanız, belediyeciliği bilen bir insanız. Nasıl yapılabileceğini biliyoruz. Bunların yapılması çok zor değil. Hepsi ayağa yere basan projeler. Emin olun Beşikdüzü'nün bir 5 sene daha kaybetme imkanı yok. Halkımız inşallah bunu görür. Şimdi hep vurguluyorum biz belediyeciyiz diye. Onu da şundan söylüyorum. Belediyeci olmayan bir arkadaşın yönetime gelmesi şu handikabı doğurur. 5 sene içerisinde bu arkadaş imar planını mı öğrenecek? İşte ne bileyim lejantımı öğrenecek? Haritayı mı öğrenecek? Mülkiyetimi öğrenecek? Kadastroyumu öğrenecek? Yani bunları öğrenene kadar zaten bir 5 yıl geçecek. 5 yıl daha bizim kaybetme lüksümüz yok. Ama biz yönetime geldiğimiz zaman işi bilen insanlar olduğumuzda anında şeye el koyacağız, hizmete el koyacağız. Bir anda o farklılaşmayı Beşikdüzü'nde hissettireceğiz yani, emin olun. Projelerinizden bir kısmını ve neden sizin seçilmeniz gerektiğini özetlediniz. Evet. Peki bu projeleri sokakta anlatırken vatandaşların karşılığı, halkın size olan bakış açısı nedir? Valla çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Özellikle de birebir ilişki çok önemli. Emin olun çok önemli. İnsanlar afişlerde okuduklarıyla, zaten ilk afişlerde projelerini açıklayan biziz. Daha sonrası bizden hani kopyayla, gerçi kopyalar da aslında yaşatır, bizim açımızdan çok iyi. Kopyayla, bizden kopyalayarak artık proje üretmeye başladılar. Onlar da imar planının onaylanması diye bir proje. Artık yani siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama imar planının onaylanması diye bir projeleri var mesela. Biz bilerek, hepsini bilerek yaptık, hazırladık, ettik. Tabii bunları halka direkt sizin bahsettiğiniz gibi doğrudan aktarmak gerçekten çok önemli. Halkla birebir ilişki kurmak, çünkü merak da ediyor insanlar. İşte afişlerde Ali Öztürk görüyorlar. Ali Öztürk kimdir? Biz özellikle o Ali Öztürk kimdir sorusunu beyinlerinde oluşsun diye biraz daha geç başlattık esnaf gezimizi, işte halkla ikili ilişki kurmayı biraz daha geç başlattık ki önce hafızalara bir yer edinelim. İşte afişlerden yer edindim. Ali Öztürk kim? Ali Öztürk kim? Onu da yer edindik. Edindiğimizi de farkındayım. Şimdi halkımıza direkt gittiğimiz Ali Öztürk dedi, Deva Partisi Belediye Başkanı adayı. Sizi merak ediyorduk. Çok güzel bir geri dönüş var. Derdimizi anlatınca emin olun bana şunu söyleyen çok var. Yani bu zamana kadar gelen diğer belediye başkanlarını biz gördük, anlattılar. Vallahi bravo, sen çok güzel konuşuyorsun, çok güzel anlatıyorsun, bu işi de biliyorsun. Vatandaş çünkü bizim samimiyetimize güveniyor. Biz çok samimiyiz, işimizde çok samimiyiz yani. Anlatırken içten, gerçek manada anlatıyoruz. Biz halkımıza da şunu da söylüyoruz. Sizin paranızı Allah nasip ederse sizin için harcayacağız. Bize, ben her sabah kalkarken şöyle dua ediyorum. Allah helalimi haram para karıştırmasın diye dua ediyorum. İnşallah bu göreve geliriz. Halkımız bize teveccüh gösterir. İnşallah bu göreve geliriz. Bu göreve geldikten sonra da ben her sabah diyorum ki Allah'ım diyorum, bizi bu göreve nasip edersen inşallah, hayırlısı ise nasip edersen, hayırlısıyla nasip edersen helalime haram karıştırma diyorum. Ben çünkü 50 yaşındayım, bir 50 sene daha yaşamam. Neticede biz inanan insanlarız. Yani o yüzden helalimize haram karıştırmayı da istemiyoruz. Allah bana da nasip etmesin öyle bir şey olursa. Haber 61 kameraları aracılığıyla son söylemek istedikleriniz nelerdir? Vallahi son söylemek istediğim şu.
Artık Beşikdüzü'nün bir 5 sene daha kaybetme lüksü yok. Ben halkımızdan ricam şu, emin olun, yani bir inceleyerek, bizi incelesinler, diğer adayları incelesinler, bir okusunlar, bir araştırsınlar. Çünkü şöyle bir şey var, bakın bir gömlek alırken bile ne yapıyorsunuz? Kılı kırk yarıyor insanlar. Bir gömlek. Bir gömleği siz icabını da beğenmezsiniz, çıkartır atarsınız yani. Ama burada bir 5 sene var. 5 sene bizleri temsil edecek, bizleri yönetecek bir yönetici seçiyoruz. Doğal olarak bu 5 seneyi heba etmemek adına vatandaşlardan istirhamım şu. Lütfen diyorum, bütün adayları iyi ölçelim, iyi tartalım, iyi inceleyelim. Ona göre kararlarımızı verelim. Çünkü bu bizi temsil edecek, bir 5 yılımızı temsil edecek kişi olacak. 5 yılımızı temsil edecek kişi olacak. Lütfen ricam budur, temennim budur, iyi incelesinler. Hatta diğer adaylara da şöyle bir önerim de olabilir. Hatta halkımızın bizi daha iyi tanıması için, mesela bizim orada Aşiyan Düğün Salonu var. 8 adayız biz. Bir araya gelelim, oturalım, Beşikdüzü için konuşalım. Beşikdüzü neticede bizim ortak değerimiz. Beşikdüzü'nün iyi olması için çaba sarf ediyorsak hep beraber oturalım, konuşalım Beşikdüzü ile ilgili. Herkes ne düşünüyor? Herkes projelerini anlatır. Halkımızı da davet ederiz. Halkımız da artık der ki beni bu iyi daha iyi temsil edecek. Onun projelerini ben beğendim. Halkımız da bizi görerek, bizi dinleyerek karar verir. Çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ya bu kadar pankart yaptık, emin olun benim içim acıyor. Bu kadar paraların harcanması, yani biz gerçi o kadar çok harcamadık ama bu kadar paraların harcanması çok doğru değil, hele bu devirde. Yani ben ona karşıyım. Böyle bir şey olursa bence daha modern olur. Hep beraber otururuz, konuşuruz. 8 adayız, bundan sonra 9. aday yok. 9. aday da olmayacak. Bu 8'imizden birisi zaten belediye başkanı olarak halkımız teveccüh gösterip seçecek. Gelelim bir araya. Hatta birbirimizden belki de feyiz de alırız. Birimizin düşünemediğini diğerimiz düşünmüş oluruz. Çok da güzel olur. Bir araya gelirsek ben onları bir araya gelmeye davet ediyorum sizin aracınızda. Çok teşekkür ederim. Bir araya gelip halk, vatandaş kendi fikirlerine göre kararını versin diyorsunuz. Evet, evet. Başarılar diliyoruz adaylığınız konusunda. Seçimlerden sonra ve ileriki süreçte tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.